Genişletilmiş otoban uygulamasının, 2022'ye kadar otobanlardan elde ettiği geliri büyük ölçüde artırmayı hedefleyen Almanya'nın bu doğrultuda attığı ilk adım olarak değerlendiriliyor. Türk NAKLİYECİSİN'e ciddi bir yük getiriyor. Almanya'daki genişletilmiş otoban uygulaması ile ilgili bilgi veren DKV Euroservice Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokçoş Sezer, Almanya'daki otoyol ücretlerinin tüm ulusal karayollarını kapsaması ile birlikte Türk nakliyecisinin kullandığı yaklaşık 13.000 km'lik paralı yol 53.000 km'ye çıkacak. Bu uygulama, maliyeti aşağı çekmek için otoban dışında alternatif güzergahlara yönelen Türk nakliyecisine ciddi bir yük getiriyor. Almanya otoban gelirlerini artırmayı hedefliyor. Almanya sınırlarında ortalama 1900 kilometre yol yapan Euro 5 sınıfı bir ticari araç, ücretli otobandan çıkarak alternatif güzergahlara yönelirse şu anda 214 avro ödüyor. Bu rakam 1 Temmuz'dan sonra 263 avro olacak. Bu yaklaşık %22 maliyet artışı demek. Almanya, bu uygulamayla ticari araçları ücretli otoban üzerinden ayrılmadan seyretmeye teşvik ederek, otoban gelirlerini artırmayı hedefliyor. Öte yandan, araç Almanya içinde daima ücretli otobanı kullanıyorsa bu yeni uygulama maliyetleri pek değiştirmeyecek. Almanya otobanlarında geçiş kutusu olmayan, ödemelerini nakit veya kart ile yapan araçların kutu almalarını ve başvurularını geciktirmeden yapmalarını öneriyoruz. Zira kutu alımı için başvurularda yoğunluk yaşanması bekleniyor, diye uyardı.